Ve Beşiktaş transfer piyasasına biraz gecikmeli de olsa girişini yaptı. Siyah beyazlar yani bugün baktığımızda Temmuz'un 3. haftasına geldik. Artık Avrupa maçlarının oynanmasına 4-5 gün kaldı. Ama ilk transferlerini henüz yeni yapıyor Beşiktaş. Tabi ne olursa olsun Beşiktaş'ın da sezon bittiğinde zaten en az hiçbir oyuncunun gitmediği senaryoda bile 6-7 tane net özellikle ana rotasyonda yani 15-16 kişilik o bütün sezon boyunca esas oynayacak oyuncu grubu içine 6-7 net ekleme yapması gerekiyordu Beşiktaş'ın. Ve muhtemelen abi bu transfer operasyonu bir üçlü paket olarak açıklanacaktı ama Southampton'dan ilgilenilen Niyanko sağlık kontrollerini geçemedi ve tabii ki çok doğal olarak transfer iptal oldu. Ama Beşiktaş sezonu Leicester City'de tamamlayan Daniel Amerty ve sezonu Lens'te bitiren Can Onana'yı kadroya diyebiliriz. Şimdi Daniel Amerty ile başlayalım abi zaten yani bunu az önce de söylediğimiz gibi Beşiktaş kadrosu hem nicelik hem de nitelik olarak çok eksik ve boş bir kadro abi. O yüzden yani sadece işte niye stoper geldi, niye merkez orta saha geldi, niye ön tarafa o abi her bölgeye belli noktalarda hani sağ beki, sol beki belki ayırabiliriz ki hani Masuaku'nun alternatifi kim olur? İşte belki Umut Meraş'la orayı tamamlarsınız. Rozier'in arkasında Onur Bulut var falan diyebiliriz ama kadronun neredeyse her tarafına ilk 11'e veya ilk 11'deki oyuncunun o bölgedeki alternatifi noktasına ekleme yapması gerekiyordu ve Beşiktaş'ın ve Daniel Emerty transferde, Can Onana transferde özellikle sizin oynadığınız oyunun gücünü yukarıda tutabilecek yani Şenol Hoca'nın rotasyonda veya ilk 11'de kullanacağı oyuncuların çeşitliliği açısından da hem hocanın elini rahatlatacak hem de Beşiktaş'ın bütün bir oyun gücünü yukarıda tutabilecek oyuncu hamlesi diyebiliriz hem Daniel Emert için hem de Can Onana için. Şimdi stoperle ilgili Beşiktaş'ın tabii stoperle ilgili Tayyip'in sakatlığı ağır bir sakatlık yani. Ve beklenen sürede dönse bile Eylül'e kim Kasım fark etmez abi. Döndüğünde Tayyip'in takımla beraber ya Beşiktaş'ın bu sezon 50-55 tane maçı var. Lig, Konferansı gibi Türkiye Kupası'nda. Ve bu da takımın aslında sezon içinde ciddi bir maç ritmi kazanması anlamına geliyor. Dolayısıyla Tayyip'in de bu kadar ağır bir sakatlıktan döndüğünde takımın bu maç ritmine, yüksek tempodaki maç ritmine hemen adapte olması imkansız zaten böyle bir sakatlığın üstüne. Yani belki Ekim'i, Kasım'ı, belki devre arasını bulacak abi bilmiyoruz takımla aynı fizik güç noktasına gelmesi Tayyip'in. Dolayısıyla böyle bir noktada stoperi zaten riske edemezsiniz. Yani mümkün değil abi böyle bir şey. O yüzden hem Lianko hem işte Daniel Amorty, yani Lianko transfer olmadan ama işte Daniel Amorty geldi. Belki başka bir stoper daha olabilir. Merkez orta sahada gene net bir altı numara mesela. Net bir çapa Can Onana falan. Beşiktaş'ın merkez savunmasını güçlendirme çabası son derece mantıklı abi. Çünkü ön tarafta en azından ilk 11 çıkartabileceğiniz ki orada da Redmond'ın transferi olmadığı için Cenk'in de sakatlığına bağlı bir sol ön transferi elzem hemen yani. Hemen olabiliyorsa bu akşam falan gelmesi lazım. Ama önceliğin merkez savunmayı güçlendirmeye verilmesi aslında mantıklı. Çünkü kale de zaten Mert'le bir sözleşme uzatılacak muhtemelen. Ve bekler konusunda da işte Rozier ile arkasında Onur Bulut, Umut Meraş bir şekilde yedeklerler fikri olabilir. Kaldı ki Beşiktaş orta sahası işte Hacı Ametovic, Getson ve Salihli merkez aslında Süper Lig standartlarında bütün bir oyunu hem toplu hem topsuz en iyi kontrol edebilecek orta saha yapılarından biri. En iyi üçlü merkez orta saha kurgusu bile diyebiliriz abi. Salih, Hacametovic ve Getson için. Ama Hacametovic'in belki bir satılma durumu olabilir. Salih pek gideceğini sanmıyorum. Zaten çıkaramazsınız da. Salih 3 Türk'ten biri Salih bence şu an. Hatta burada hani Salih'le Mert Garanti 3. Türk Beşiktaş belki bulmakta zorlanabilir. Bu bağlamda yerli bir kenar oyuncusuna gitmek, yerli bir arayışa girmek de aslında mantıklı olabilir. Ama tabii o Beşiktaş yönetiminin bileceği kadro planlaması ile ilgili. Ve burada Daniel Emerty stoperde yani Leicester'la geçen sezon Karabağ Cup'ta, Premier Lig'de, FA Cup'ta ve Karabağ Cup'ta toplam 24 maça çıkmış. Emerty'nin yanında oynayabilecek. Daniel Emerty seviyesinde bir stoper yok abi. Bir tek Omar Kolay'ı oraya koyabiliyorsun. Yani yerine koyabileceğin oyuncular sayısın tabii. Hani hala kadroda saysam ben sayısından çıkılacağını düşünüyorum. Harici Emrecan Uzunhan var. Necip var. Ve Montero var. Bunlardan birini ben Daniel Emerty'nin yanına monte ederim diyorsanız. Yani Montero'da sol ayaklı bir stoper. Omar Kolay'da sol ayaklı stoper. Bunları buraya monte edecekseniz sol stoperi tamam böyle idare edelim. Abi sağ stoperde gene Daniel Emmerty'in arkasında bir tane stoper lazım. En azından alternatif olabilecek düzeyde. En az alternatif olabilecek düzeyde bir stoper hamlesinin gelebileceğini düşünüyorum. Tayyip'in formunun Ekim'e Kasım'ı belki devre arasında kadar en top seviyeye gelmemesi ihtimaline karşı diyebiliriz. Yoksa Daniel Emmerty'i gayet iyi bir ekleme. Yani Türk takımları için ee, özellikle Premier Lig'den küme düşen takımların sadece Premier Lig'den değil yani Avrupa'nın 5 büyük liginin küme düşen takımları her zaman bizim ligimiz için madendir abi. Yani gidip orta üst seviye takımların oyuncularına çok sulanmanın mantığı yok. Aşağıdan işini görecek senin o pozisyonda senin oynadığın bütün oyunun toplamını aşağıya çekmeyecek yukarıda tutacak takımla bir uyum sağlayacak ve en önemlisi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve bu sezon özelinde Adana Demirspor için inşallah grupları kalırız onlar da. 50-55 maçı çıkarabilecek oyunculara gitmek zorunda en azından bizim bu sezon Avrupa'da da mücadele edecek olan 4 takımımız ve Daniel Amorti bu noktada yani yıllardır Premier Lig'de oynuyor zaten. Oyuncunun oyun istikrarıyla, oynama istikrarıyla ile ilgili hiçbir problem yok diyebiliriz. Kaldı ki stoper oynar. Çok sıkışırsanız 6 numaraya da atıp hatta Beşiktaş bir stoper alırsa İyi bir stoper. Gerçekten lider başka bir stoper daha gelirse abi. Biz bazı maçlarda Şenol Hoca'nın Onana'yla Daniel Emmerty'yi merkezde çift pivot gibi kullanıp ki Can Onana da tam yani çakılı ve çapa bir 8'dir. Önlerinde Getson Fernandez veya o maçta rol verebileceği başka bir oyuncuyla sahaya çıktığını görebiliriz. Yani Şenol Hoca'nın o aslında kullanmayı da sever hoca net 4-2-3 1cidir ki bu sezon elindeki malzemeden dolayı biraz 4-3-3 ile bitirdi sezonu ama hoca 4-2-3-1'cidir yani. Bu çift pivotta Onana ile Amerti'yi de kullanabilirsiniz. Bir oyun çeşitliliği de katıyor. Daniel Amerti'nin gelmesi Beşiktaş'a iyi bir ekleme. En azından performansını sizin oyununuza katacaklarını az çok bildiğiniz atletizmi, teması fena olmayan, topu vasatın üzerinde kullanabilen bir oyuncu. Daniel Amerti mutlaka Beşiktaş kadrosunda hatta direkt ilk 11'de yer bulacaktır. Ve hatta esas Beşiktaş'ın mesela üçlü savunma gibi bir oyunu olsa üçlü savunmanın stoperinde daha da iyi gözükür. Daniel Emerty çünkü onu da oynamıştı ve orada da hani verim vermiş oyuncu özellikler açısından uygun abi. İkili savunma içinde, üçlü savunma içinde uygun bir oyuncu diyebiliriz Daniel Emerty için ama tabii Beşiktaş ikili oynayacağından muhtemelen Beşiktaş öncelik olarak sağ stoperi Emerty'yi koyup yanına bir partner bulmaya çalışacak Tayyip eski gücünde, eski formunda geri dönene kadar diyebiliriz. Onun dışında bence iyi bir hamle. Daniel Emert'in hamlesi tıpkı Can Onana gibi. Şimdi o da geçtiğimiz sezonu tabii Lens'te geçirdi Onana. Ve geçtiğimiz sezonu Lens'te geçirdi Onana. Ve Lens Fransa Ligi'ni ikinci bitirdi abi. Yani Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci bitirdi. 80'den fazla puan topladı. Olağanüstü bir sezon geçirdiler. Ve bu Lens'te toplam 21 maç oynadı. Can Onana çok net bir altı numara. Çok fizikli, çok size'lı. Yani sadece oynadığı oyun tipi işte profili oyuncu özellikleri açısından değil fizik olarak da sayzıyla yani hem enine hem boyuna o bölgeyi gerçekten tek başına doldurabilecek. Özellikle abi top rakipteyken tek altı olarak orta sahayı emanet edebileceğiniz bir oyuncu diyebiliriz. Ve abi Beşiktaş'ın her ne kadar işte o demin dediğim gibi merkez orta saha kurgusu aslında çok iyi olsa da işte Acametovic, Salih, Getson Fernandez. Yani baktığın zaman çok iyi bir kurgu. Net bir üçlü orta saha tamam. Tam uyuyorlar yani birbirlerine. Ama ona da lazım bir transfer. Hatta yetmez buraya en az bir transfer daha gelmesi. Belki bir tane de on numara gelmesi lazım. Hedefiniz Süper Lig'de şampiyonluk, konferans liginde en az çeyrek final, yarı finalse ve Türkiye Kupası ise bunları yapmak zorundasınız. 16-17 tane belki 18 tane ilk 11'de oynadığında sırıtmayacak oyuncunun bir arada bir ana rotasyon oluşturması şart. Ya Şenol Hoca geçen sezon oyun sıkıştığı zaman Hücum özellikle toplu oyun akmadığı zaman kulübeye döndüğünde abi ve oyunu değiştirmek istediğinde Tayfur'la Necip giriyordu abi oyuna. Çünkü yok. Yani ya onlar girecek ya da altyapıdan işte Sebihin girdiği maçlar var. Berkay'ın ter ter tercih edilebiliyor. Kerem Atakan Keskin. Hani başka oyuncu yok abi. Adam kulübeye dönüyor. olacak kimse yok. Tayfur'un da Necip'in de kullanılacağı zamanlarda gelir. Ama bunlar sizin hedef maçlarınızda, hedefe giden maçlarınızda oyunu değiştirecek oyuncular değil abi. Sen Can Onana'yı ilk 11'e monte edersin. Sıkışırsın. Arkana dönersin. Hacametovic oyuna girer. O, budur işte yani. Yarışan takım rotasyonu budur abi. Salih, Getson Fernandez. Salih olmaz. Oraya en az Salih veya Getson Fernandez ayarında bir merkez çekersin. Veya hatta Salih'le rekabete girer. Belki Salih'ten ya da Getson'dan ya da sol önde mesela Cenk'ten, Gezal'dan formayı alacak oyuncuların da rotasyonda bulunması şart. Ve Can Onana'da Daniel Emerty'de hem fiziksel güç olarak hem pozisyon bilgisi olarak hem özellikle top rakipteyken topsuz oyundaki savunma becerileri açısından Beşiktaş'ın elindeki kadroya bakarsak iki tane çok iyi ekleme abi. Yani Can Onana da 23 yaşında 2000'li bonservisini alıyorsunuz. 4 milyon euro çok normal. Geçen sezon Fransa Ligi'ni ikinci bitiren takımın 21 maç oynamış oyuncusunu merkez orta sahada 4 milyon euro bonservis alıyorsunuz abi. Ve net bir altı numara yani. Onana'nın yanına mesela Getson Fernandez'i de koyduğunu varsayalım Şenol Hoca'nın. O zaman gerçekten ön tarafta Alişka kadar topsuz oyunu güçsüz bir oyuncuyu bile kaldırabilir bu ikili. Yani Can Onana ve Getson Fernandez ikilisi. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam, şimdi gelelim 3 Türkiye. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam zaten Mert var, zaten Salih var deyip Belki Şenol Hoca Rozier'in yerinde Onur Bulut'u tercih edebilir ki ben onu bekliyorum biraz. Özellikle Cenk dönene kadar. Üçüncü Türk arayışlarında Hoca Rozier'e sen bir otur diyebilir. Ya da hani şu an ekstra bir transfer gelmediği için söylüyorum abi. Burada Onur'u görebiliriz. Ama Mert'le Salih en azından Mert zaten garanti. Salih de bence mevcuta göre şu an Salih oynar. Ama Beşiktaş yapabiliyorsa sol kenara bir oyuncu, bir yerli bir oyuncu monte etmesi lazım. Ben tekrar söylüyorum. Ben bunu geçen sezon içinde de söyledim. Kesinlikle ve kesinlikle ben olsaydım Raşit Gezan'ın sözleşmesinden çıkardım. Gezal'ı gönderirdim bir şekilde. Ve Nathan Redmond'ı bitirirdim ama tabii o da Burnley'e imza attı. Olmadı o transfer. Tabii siz elinizi daha çabuk tutsanız, oyuncuyu ikna etseniz bu olabilirdi. 5 yaşın transferde geç kaldığını kabul etmek lazım. Ama bu iki ekleme özellikle Beşiktaş'ın kadrosundaki sayısal yetersizlikle oyun anlamında da merkezi savunma gücünü arttırması açısından çok net ve performansı belli. Ne alacağınız belli. Belli bir seviyenin üstünde. 40-50-55 maç seviyesinde o tempoyu kaldırabilecek, o güveni veren iki oyuncu eklemesi. Daniel Amorti ve Can Onan'a bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Abu Bakar zaten var elinizde. Muleka'yı deniyor hoca Abu Bakar'ın yanında. Yani fena bir hazırlık dönemi geçirmiyor herhalde Muleka'da ama asıl çözülmesi gereken yerler kenarlar ve 10 numara. 10 yani numara kullanacakmış Anıl yani Hoca yoksa direkt İkinci santrafor gibi bir oyuncu mu kullanacak? Getson Fernandez'i biraz öne mi yaklaştıracak? Arkada işte Onana'nın yanına Onana Salih yapıp Getson'u biraz öne gönderecek? Bunlar hocanın tabi bir iş ama öncelik ve öncelik. Beşiktaş'ta kenar rotasyonu abi. kanat oyuncusu yok Beşiktaş'ın elinde. Yani Enkudu gitti işte Redmond'u tutamadınız. Gezal bence hala soru işareti. Muleka'nın zaten kenarda olmuyor Muleka. Abi Cenk de sakat. E kim abi kenarda? Yani kenardan mutlaka kanat oyuncusu olarak da Beşiktaş'ın en az iki ekleme, en az iki ekleme yapması şart diyebiliriz. Ben yine Ceyhun Kazancı'nın bir İngiltere havuzuna dalacağını, işte Premier League'de küme düşen Southampton gibi, Leicester City gibi takımların biraz daha havuzuna gideceğini düşünüyorum. Mesela Misla Trabzon için müthiş ekleme ve gerçekten doğru bir hedef pazardan ekleme. Beşiktaş'ın ismi geçtiği için söylüyorum. Daha bugün ben de gördüm. İşte El Hussi, genel şekilde Southampton'dan ayrılan belki Cenepo olabilir. Bunlar çok iyi eklemede olur. Beşiktaş kadrosuna gelirse ama hadi abi. Yani biraz daha artık vitesi artık baya baya arttırıp sona takıp gitmek lazım. Avrupa maçları 4 gün var. Avrupa maçından bağımsız Süper Lig'in başlamasına da 20 gün kaldı abi. Ya yani 20 gün sonra Süper Lig maça çıkacak Beşiktaş. Ve Süper Lig maçı oynarken Avrupa maçları oynamada devam edecek. Sezona Ağustos ayında 7-8 maçla başlıyorsunuz. Bir an evvel kadroyu tamamlamak. Gerçekten bazı bölgelere Can Onana gibi Daniel Amorti gibi eklemeleri yapmak. Bazı bölgelere belki daha üst seviye, direkt ismiyle, profiliyle ve kalitesiyle hücuma özellikle seviye atlatacak kanat oyuncularını artık bir an önce getirmek şart Beşiktaş için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.